Elhamdülillahillezî arsale rasûlehu beşîran ve nedîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyâ'd-dîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel hayri ve lev asîrâ. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin finnâr. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال أكثر من جسائك فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhissalavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab, etbaları rıdvanullahu teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden itihar-ı dar-ı baka edenler rahmetullahi aleyhi mecmain, hasaten eserinden yer alınanımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin, hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin arva için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Uksur ey Cuhayfe min cüsaike, geğirmeni azalt, kısa tut. Geğirmek, çok yemek yedikten sonra insanın midesinden çıkan gazları dışarı atması. Geğirmek buna deniyor. Sesli, midenin çok dolu olmasından dolayı sesli bir şekilde pek iyi olmayan, medeniyle, insanlığa pek yakışmayan bir durum. Hem iyi kokmaz çıkan şey, hem de insanların içerisinde böyle bir geğirmek yakışık almaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Cuhayfe diyor, geğirip durma. Geğirmeni kısalt. Geğirme mümkün, eğer mümkünse hiç geğirme. Çaren yoksa onda kısa tut. Herkesin yanında bu işleri yapıp durma. Fînne ekseran nâsî şübân. Bu geğirmek tokluktan dolayı olur. Çünkü insanların çoğu dünyada tokluk sebebiyle ekserum cu'an fil ahira, ahirette aç kalacaklardır. İnsanların çoğu dünyada çok yedikleri için ahirette aç kalacaklardır. Bu geğirme de ondan ileri gelir. Böyle herkesin içinde geğirip durma. Evet, bunun örneklerini siz bu gibi hususlara dikkat etmeyen kişiler arasında görürsünüz. Yerdikten sonra ölüyorum filan diye filan diye giyirir. Efendimiz bunu yanlış diyor. Tabii bunu yapmak mekruh oluyor. Evet. İnsanların bazıları kıyamet gününde açlıkla cezalandırılacaklar. Su verilmeyecek, yiyecek verilmeyecek. Bazı insanların açlıkla cezalandırılması olacak mahşerde. Bazı insanlara da mahşer toprağından yemesine izin verilecek. Evet, hadisin maksadı geğirmenin yanlış olduğu, geğirmekten nefret ettirilmesi. Efendimiz bunu yapmayın diyor. İnsanlar bunu iyi karşılamaz, dinle de iyi bir şey değildir. Bu kadar da yemeği verin. Herkesin içerisinde böyle bir yanlış şeyler yapacağınıza, böyle çok yerseniz ahirette aç kalacaksınız. Başka insanları eziyet ettiğiniz için ayrıca şimdi söyleyecek hadislerde bu çok yemenin insanlara getirdiği zararları söyleyecek. Evet, zemmedilmiştir, kötüdür. Dinen geğirmek iyi bir şey değildir. Geğirildiği zaman sol elinizi kapatmanız lazım. Bu iyi bir şey olmadığı için sol elinizi kullanacaksınız. Sağ elinizi kullanmak da bir usule aykırılık, edebe aykırılıktır. Sol elinizle ağzınızı kapatacaksınız.
ağzınızı açarak geğirmek iyice çirkin. Ağzınızı kapasanız bile sol elinizde gene iyi değil. Gene iyi değil ama çaresiz kalırsanız ağzınızı sol elinizle kapatacaksınız. Evet. Bir adam çok yer, çok içerse çok uyur. Onun için zihni de kapanır. Hani Allah zihin açıklığı versin diyoruz. İmtihana girecek talebeye ana baba olarak, hoca olarak dua ediyoruz. Zihin açılmaz. Çok yiyen, çok içen zihni aptallaşır, kapanır. Kalbi katılaşır, cismi tembelleşir. Ömrünün bereketi gider. Evet, öyle söylüyor hoca. Muhikat bereketi umrihi. Ömrünün bereketi gider. Olur mu hocam? Evet. Doktora gittiğin zaman ne diyor? Aziye diyor. Böyle ekşili turşulu karıştırıp durma diyor. Sade şeyler ye diyor, aziye diyor. Peygamberimiz tıp fakültesine gitmeden ama görüyorsunuz. Onu söylüyor. Geğirmek işte çok yemekten, çeşitli şeyler yemekten ileri geliyor. Midede bir anormallik var ki geğiriyor, dışarıya atıyor. Halledememiş. Bu hastalık sebebi tabii, ömrün bereketsiz olur ve de Allah Zülcelal Hazretlerine ibadetten geri kalırsın, ibadetleri yapamazsın, uykun gelir, tembelleşir, biraz sonra yapayım dersin, unutuverirsin, uyur kalırsın, Allah Zülcelal Hazretlerine ibadetten geri kalırsın. Bundan dolayı da kıyamet günü varılması gereken hedeflere ulaşamazsın, yaya kalırsın. Cenab-ı Hakk'ın lütfu olmayınca, neticede Allah'a ibadet etmeyince, ondan rahmet gelmeyince, kendi kendine kaldığın zaman sonuç kötü, yani cehennem. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ve bi'sel virdül mevrud, o cehennem ne kötü varılacak yerdir. Ne kötü varılacak yerdir. İbadetten kalıyor, tembel, namaza kalkmıyor. Evet, bu yemekten ileri gelir. Hastalanır, ibadetten kalır. Tembelleşir, ibadetten kalır. Kalbi katılaşır. Bereketlerden mahrum kalır, mahrum kalır. Şimdi böyle ibadetten mahrum kalıp Peygamberimizin ikaz ettiği gibi ahirette aç kalma diye düşünme meselelerini hiç aklına getirmezseniz, o zaman kalbiniz Allah'tan gafil olur ve orada sıkıntılara maruz kalırsınız. Efendimiz bizlere şefkatinden dolayı böyle söylüyor. Geğirmeni kısa tut, onun için az ye. Dünyada çok yiyenler ahirette açlıkla cezalandırılacaklardır diyor. Evet. Açlığın faydaları vardır. Dünyada da, ahirette de. Evet. Birçok hırsızlıklar yeme, içme şehvetine kurban olmuş kişiler tarafından işlenir. Dünyada rezil eder adamı, ahirette de ibadetten alıkoyacağı için ahirette de insanı rezil eder bu tokluk, çok yemek. Sayılamayacak kadar faydası vardır. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir gün hesap vereceğini düşünenler bu kadar çok yiyerek tembelleşmemeli, gaflet durumuna düşmemelidirler. Şimdi yasak olan tokluk mideye ağır gelen, iyice mideyi tıka basa dolduran tokluktur. Bu işte insanı ibadetten alıkoyar, tembelleştirir. فَاِنْكَانَ لَابُدَّ فَسُلُسُ لِتَعَامِهِ Mideniz üç kısma ayırın diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçte birini yemek için ayırınız. وَسُلُسُ لِشَرَابِهِ Üçte birini sıvı içecek su için ayırınız. وَسُلُسُ لِنَفْسِهِ Üçte biri kendinize kalsın. Evet, kendinize kalsın. Tokluğun çok mertebeleri vardır. 7 türlü yeme meselesi 7 türlüdür. Bir insanın ayakta kalabilmesi için, hayatta kalabilmesi için yemesi mecburidir. Farzdır.
intihar etmek yasaktır. Hatta intihar eden insan Allah'ın emirlerine rast çekmiş adam durumunda olduğu için Allah'ın kurallarını, Allah'ın verdiği canı Allah alır. Can Allah'ın emanetidir. Hayat Allah'ın emanetidir. O alacak. O verdi, o alacak, teslim alacak. Sen bu senin kuralın, bana ne deyip bu kuralı bozan, rast çekmiş, Allah'a rast çekmiş adam durumundasın. Onun için İmam-ı Azam Hazretleri intihar eden adamın cenazesi, cenaze namazı kılınmaz diyor. Allah reddetmiş durumuna düştüğü için. Talebeleri de delirmiştir. İnsan, akıllı insan en tatlı şeyi olan canını bile bile sona erdirir mi? Delirmiştir. Delinin namazı da kılınır dediniz. Deli sınıfına sokalım demişler. İmam-ı Azam ses çıkarmamış. İntihar edenlerin deli oldukları için namazı kılınır. Şimdi yememek, içmemek, ölecek ye diyor. İç, ölecek adam. Mecburi, farz. Yemezse intihar etmiş oluyor. Bu yanlış. Böyle bir yemek, birincisi bu. Mecburidir. Bu yemek mecburidir. Birincisi bu. Hayatın kaim olduğu yemek mecburidir. İkincisi, oruç tutayım, namaz kılayım diye. Öyle ya, aç adam ayakta dikelebilir mi? Ya ben öğle yemeği yemedim. Bu da açlığa açlık denmez ki zaten. Hani öyle bir hafta aç kalsan ayağa kalkabilir misin? Açlık giderecek, ayakta namaz kılacak, oruç tutacak akşama kadar. Ha, bu oruç kılıp namaz kılması için yemesi, bu iyidir. Bu maksatla yemek güzeldir. Bunları yemek lazımdır. Çünkü farza giden yol farzdır. Ayağa kalkamayacaksak, o ayağa kalkmak namazda farz, rükün. Bunu yapabilmek için yemek farza götürecek şey olduğu için farz olur o zaman. Bu derece açlığı önlemek için yemek farz olur. Oruç tutmak bu maksatla yiyip canlı olmak, bu maksatla yemek farz olur. Üçüncüsü nafileler. Şimdi Allah'ın bir farz kıldığı öğlen namazı işte 4 rekat, ikindi namazı 4 rekat mukim olanlara, sabah namazı 2 rekat farz, akşam namazı 3 rekat farz. Bunları kılmak için farz olan Ramazan orucunu tutmak, bunlar farz. Ama bunun dışında pazartesi, perşembe oruçları var. Her ayın başı, ortası, sonu oruçları var. Muharrem'in 9, 10, 11'i var. Zilhicce'nin ilk 10 günü var. Muharrem ayında 10, 11, 12'yi var. 9, 10, 11 var. İşte bu gibi nafile oruçlar var. Bu nafile oruçları da yapayım diye, biraz canlanayım diye eğer yerseniz bu iyidir. Bu da menduptur. Keza kazanacaksınız. Ailenize geçindirmek için para kazanacaksınız. Para kazanmak çalışmaya bağlı. Kendinizi geçindirmek için yemek lazım. Yemek için para kazanmak lazım. Giymek için para kazanmak lazım. Namazın şartlarından birisi setri avret. Setri avret sağlamak neyle? Kazanıp para kazanacaksın, elbise alacaksın. Onun için bu anlamda çalışmak farz olur. Farza götüren, örtülmek farzını yerine getir. Aynı şekilde çalışıp kazanma, yetecek kadar çalışıp kazanma teşvik edilmiştir. Bu da iyidir. Beşincisi, midenin 1/3'ünü doldurmak. Bu caizdir. Altıncısı, bundan fazla yemek. Evet. Bedene ağırlık verir. Uyku getirir. Bu mekruhtur. 1/3'ünden fazla yemek. Bedene ağırlık verir, uyku getirir, tembelleştirir. Bu mekruhtur. Haram değil, günah değil ama dince iyi istenmez. Yedincisi, öyle çok yiyor ki iddiasına girişiyor. Midesiz olmuş. Tamam yemeyeceğim. Allah aşkına yedi. Allah aşkına ya. Fazladan haram işlenir mi? Bir insanın kendine zarar verecek derecede yemesi haramdır.
israftandır ve haramdır. Zarar verecek derecede. Allah aşkına ye diyor. Benim hatırıma ye. Nasıl yesin ya? Midesi dolmuş. İşte böyle kendisine zarar verecek derecede yemek haramdır. Yemenin böyle kısımları vardır. Az yemek, az içmek, az uyumak, az konuşmak insanı dünyada da ahirette de başını beladan kurtarır. Kurtuluşa erdirir. Bu hadis-i şerifi Hakim Müstetek'inde Ebu Cüheyfe'den nakletmiş. Hani ey Ebu Cüheyfe, geğirmen kısalt. Geğirmiş adam öğretiyor Peygamberimiz, sahabi tabii. Onlar canlı laboratuvar. Onlar da bunlar uygulanacak, hükmü bize bildirilecek. Onun için böyle yapmış diye sahabeden de böyle şeysiz adamlar varmış, edepsiz falan demeyin. Onlar laboratuvar, kobay bizim için, hüküm çıkması için kobay bize fedakarlık yapıyorlar. Ebu Cüheyfe demiş, geğirip durma. Dünyada tokluktan ileri gelir. Dünyada tok olanlar, hesapsız yiyenler ahirete aç kalacaklardır. Ey Ebu Cüheyfe. Keza Hakim Müstedik'in dışında İbn-i Mace, Selman Hazretlerinden İnne ekseran nâsi şib'an fid dünya atvaluhum cu'an yevmel kıyâme. Dünyada en çok tok kalanlar ahirette en çok kıyamet gününde en çok aç kalacak, en uzun süre aç kalacak olanlardır. Evet. Cehennemde cehennemlikler yandık diyecekler. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde var. Onlara oradaki yananların kızgın irinli suları al diyecekler. Kaynar irinli su. Onu içince daha çok yanacaklar. Bu kıyamette de olacak. Kıyamette de olacak. Aynı azaplara uğrayacaklar. Cehennemde de olacak. Şürbel him. Kaynar suyu içtikçe adam daha çok isteyecek, yanacak. Daha çok, evet, öyle sıkıntılı durumlar var. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu tokluk meseleleri. İşte dünyada çok tok kalanlar hesapsız, ölçüsüz anlattık ölçülerini. Hesap etmeyenler ahirette kıyamet gününde en çok aç kalacaklardır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, yeme biliyorsunuz sağ elle olur. İçme sağ elle olur. Evet, bu da Peygamberimizin emridir. Kül bi yeminik, sağınla ye evladım. Ve min emamik, sofrada da Müslüman sünnet üzere yemek yemek bir tabaktan olur. Müminler onun etrafına toplanırlar. Herkes evvela sofrada büyük olan, ilmen, yaşça, tecrübe bakımından büyük olan başlar. Ondan sonra ötekiler başlar ve besmele çekilir. Sağ elle yenir. Herkes önünden yesin. Bu da Peygamber'in emri. Kül bi yeminik ve min emamik. Semmillâhe. Başında besmele çek. Kül bi yeminik, sağınla ye, ve min emamik, önünden ye diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Buhari Müslim hadislerdir bunlar. İnne şeytana ye'külü bişşemel ve eşrabu bişşemel. Biz aktarıyoruz. Solak olanlar bize kızmasın. Biz Müslümanlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini öğretmeye çalışıyoruz. Buhari Müslim hadisidir. Şeytan soluyla yer içer. Yani soluyla içenler şeytan mı? Yok, öyle demiyorum. Ben hadisi naktarıyorum. Efendimizin sözü bu. Sağınızla yiyiniz. Sağınızla içiniz. Çünkü solla yemeyiniz. Solla iç. La te'külü bişşemel. La teşrahu bişşemel. Sol ile yemeyiniz. Sol ile içmeyiniz. Fenne şeytana ye'külü bişşemel ve yeşrahu bişşemel. Çünkü şeytan soluyla yer ve içer diyor. Bu Buhari Müslim hadisi. Yani onun adeti solla yemek. Bu solla yemek içmenin insan karakterine etkisi var. Ceza hukukunda böyle bir şey var, okul var. Suçlu tipi, karakteri bozuk kişilerin davranışları normal insandan farklı. Bunu inceleyen, hatta fiziği bile insanın gözünün, yüzünün yapısı, vücut yapısı, işte bu elini kolunu kullanma durumları suçluluk tipini ele verir. Suçluluk tipi vardır bir. Onların kullanmaları, ayaklarının ellerini başkadır. İşte yüzü gözü başkadır. Bu bir ekoldür.
İtalyan cezası Lombarası başlatmış. Günümüzde de hala bu devam ediyor. Bunun şeysi var. Mesela Peygamberimiz de gözü çukur gök, çirkin bir gök. Sakın diyor. Hep böyle fitnecidir diyor. Efendim uzun boylular genelde hep böyledir demiyoruz. Uzun boylular ahmak olur. Kısa boylular fitneci olur. Bunlar halkımız tarafından söylenir. Evet, küllü tavilin ahmak Arapçada darbe meseldir. Ve küllü kasırın fitne çok zeki olur, fitneci olur. Ama hepsi böyledir değil. Bu genelleme var. Hakikaten işte bu cezacılar da bunu incelemişler. Hapishanelerde kalanların %80'i rakamla sabit. Sol eliyle yep içiyor. Soluna yatıyor. Evet. Solunu kullanıyor. Karakter bozukluğu ilgisi var diyor. Cezacı söylüyor. Bugünkü dönümde de söylüyor yani. Biz bunları aktarıyoruz. Şimdi solaklar bize kızmasın. Peygamberimiz sağla yiyin, sağla için dediğine göre biz ona uyacağız. Çocuklarımızı da güzellikle döverek değil, güzellikle sağlarını yemeye, sollarını içmeye, sağlarıyla yemeye içmeye alıştıracağız. Ona göre usuller deneyeceğiz, mükafatlar vaat edeceğiz. Bu peygamberin sünnetidir. Yani solla yemek haramdır, günahtır demiyoruz. Ama bakın peygamberin sözüne aykırı bir durum olduğu için kerahat olur. Dinde istenmeyen bir durum olur. Efendimizin bir hadisi, genel bir hadis de var. Teyemenu fi kulli şey. Her mubah işte sağı tercih edin. Onun için biz bu hadisi yerine getirelim diye saatimizi sağa taktık. Sola saat takmak günah değil, haram değil. Ama bu mubah bir iştir, güzel bir iştir. Vakti öğreniyorsun. Evet, öyleyse sağı tercih edin diyor. Efendim otururken, eve girerken, kalkarken sağdan başlayacaksın. Bu peygamberin usulü efendim. Bize tavsiyesi, cezalıcılar da solunu kullananlar diyor, karakterinde ilgi vardır diyor. Bu bir iddiadır, bir ekoldür, hukuk ekolüdür. Bir grup cezacılar iddia ediyorlar bunları. Biz inceledik, insanların fiziği, elmacık kemikler, çukuk, o gangsterler, o zenciler, adam katili bakıyorsunuz, gözü falan acayip. Hakikaten elmacık kemikler, çukuk. Mesela iki kaşı bitişik, alnı dar. İnsanlar, adamlar söylüyorlar. Korkun, dikkatli olun diyorlar. Yani hepsi böyledir demiyoruz da bir genelleme yapıyorlar. Genellikle onlar böyle tiplerdir. Savcıya, hakime ipucu vermek için. Bunu görünce ona göre araştırma yapıp delil bulacak. Başka bir delille takviye edilecek şekilde ipuçları verecek. Onun için böyle bir ders var hukukta, kriminoloji. Öyle kitapları var. Bunlar söyleniyor. Pek güzel peygamberimiz de bize onu söylüyor. Sağınızı tercih edin, sağı kullanın efendim. Ama bazı insanlar da inadına solak. Tebrik edecek, solla uzatıyor. Allah Allah. Hayatımızda görmediğimiz şeyler, başımıza gelen şeyler. Biz Müslümanlıkta sağın kullanın, güzel şeylerde. Şarabı sağla için diyemeyiz tabii. Zaten günah. Tuvalette sağınızla yıkanın diyemeyiz. İyi bir şey değil. İyi şeyler, mubah şeyler sağla yapılmalıdır. Sağla yapılmalıdır. Çocuklarımıza bunları öğretmeliyiz. Güzel peygamberimizin bize tavsiyesi bu. Evet. Bu hadisi Ebu Hüceyfe'den Hakim Müstekbe İbn-i Mace naklediği söyledik.